Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. O saat doğru mu? Doğru. Yok. 5 dakika geri. Tamam. 5 dakika. Tamam, doğru. Geç buradan ya. Takva. Yani 1 saat 40 dakika var. Kaç? 1 saat 40 dakika. Biz 45-50 dakika yaptık mı? Tamam. Kalben, aklen, hissen, şuuren, takva, hissi takva. Yani takva nasıl olacak? Bedensel takva, kafanı günahlardan çekmek. Aklen takva, terk. Aklen takva, terk var. Kalben takva, masivallah'tan elini kesmek. Hissi takva, dostunu, düşmanını Allah belirlemesi gerekiyor. Her şeyi mecrasına koymak lazım. Evet, evet. Kalbimde, hayatımda menfi veya müsbet hissiyatımı hazirane murakabe etmeliyim diyeceğiz. Kalbimde, hayatımda menfi veya müsbet hissiyatımı devamlı kontrol altına tutmak kalbimi ve hissiyatımı. Menfi veya müsbet hissiyatlarımı hazirane murakibe etmeliyim. Bunun en kolay yolu dört şeyden çıkmamakla mümkün. Her şeyin en kolay yolu şudur. Neyi, ne zaman, kiminle doğru iş yap. Yani doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanlarla doğru iş yapmak. Doğru yerde, mesela cami doğrudur ama cuma kılamazsınız perşembe, pazartesi. Doğru yerde, doğru zamanda, orada başka insanları sokamazsınız, disko gibi haşa. Doğru insanlarla doğru iş yapmak. Yani bunu da yapabilmenin yolu bu. Nedir o? Yani aklen takva, kalben takva, hissen takva, aklen takva, terk, terkler, kalben takma, sıvı Allah'tan elini kesmek, hissen takva, dostunu, düşmanını Allah'ın belirlemesi. Gadabiye, akli, şehebiye kanaatlarından, gözlük yeni aldığım için zor okuyorum. Gadabiye, akliye, şehebiye kanaatlarından nefis ve şeytan tarafından gelen menfi hislere karşı daima hassas bir titizlikle uyanık durmak, hisler, vehimler hücumuna karşı menfi ibadet niyetiyle sırat-ı müstakim dairesinde hakaik-i maniye, sünnet-i seniye ile mukabele etmek, mücadele etmek. Takvayı konuşuyoruz. Menfi ibadetin merkezi noktayı mihrakiyesi olan yukarıdaki vaziyette takva kalasının burçlarında kalp ve aklın hakimiyetiyle nefis, şeytan durup his, heves, vehim gibi düşman oklarını cihazat insaniyenin amansız mancınıkları ile yıldızları ile rejim etmek iktiza ediyor. Her nevi zikirle istiaze, istiğfar gibi şiddetli mukabele etmek. Seyyarat, yıldızlar ve zerratın hareketlerini benzer. Yani seyyarat, yıldızlar, zerratın hareketlerine benzer. Andırır hareketler insanın cesedindeki azalarında ruhun terakki ile, tasarrufuyla hissi vahidi kıyası olarak vuku buluyor. Nefsim kül olarak
müteddahil 70 bin perdeden meydana gelmiş ayine-i vahidi ahad-i samettir. Nefis ve şeytan ve his ve heves, vehim gibi şeyler dahi birer perdedirler. Şeffaf perdedirler. Müsbet menfi hisleri ondan olduğunu bilmek. Bu haşerat-ı muzunayı kendilik diyor ya, şeyde abi, iki taraf, şey, nefsi emmari benim emrine versen aklını kalbini, oradaki haşerat-ı muzunanın bir manası, o vehimler vesveseler alınabilir mi abi? Evet. Acayip bir şey. Onu bilmek. Cami etmiş oluruz. Tek cami cilve-i Kübra-i Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır. Bütün kesreti eşya bir merkezde, bir tek noktayı camiye-i kübrada toplandı. Yani mesela düşünürken hep merkezli düşünmek lazım. Yoksa keset boğar bizi. Ne olursa olsun kesetten vahdet. Hep vahdette merkezi düşünmek lazım. Mesela hepimizin bildiği ama bu noktada güzel bir örnek olacak şeyim. Mesela birisi hakkında kötü bir şey duyduğun zaman kafanı kaldır diyor. Onun güzel bir tarafını hatırla diyor. Değil mi? Hepimizin bildiği bir şey. Risale. Ne yaptı? Merkezi topladı. Bütünsel bakmaya sebebiyet verdi. O bizi rahatsız eden onun sözleri veya davranışı onun bütünsel içinde, bütünlük içinde o hiçbir şey de değilmiş. Merkezden bak. Yani bu derslerde hep böyle enfus demek, merkezden bakmak. Mesela insanların itirazları. Merkezden bakarsak, bana nasıl der ya, niye der? Mesela ben hakikaten çok itiraza maruz olan bir insanım. Hep haklı mıyım? Yok. Haksızlığım da var. Şöyle düşünmeliyim. Allah Allah olduğu halde şeytanın itirazına müsaade etti. Ben de müsaade etmeliyim. Bu hep merkezden bakış. Yani detaydan bakarsak ev hayatında da, enfus işte aile hayatında nizamı kazandırıyor. Mesela itikatta çok bahsettiğim, itikatta Cebriye ve Mutezile ailede çok uyguladım derslerde. Yani evde bir bakıyorsun ya Mutezile'yiz ya Cebri'yiz. Çok yaptık, onun için şimdi girmeyeceğim. Yani bu ne işimize yarayacak? Bu enfus, merkezden muhita baktığın zaman çok şeyden seni alıkoyuyor. Rahatlıyorsun. Zikir ve tefekkürde birer birer sıfat ve esmanın tecelliyatını azami tarzda okuma. Takva bu. Bu da takva. Zikir ve tefekkür daha iyi. Var. Zikir ve tefekkürde birer birer sıfat ve esmanın tecelliyatını azami tarzda okumak. Azami tarz demek merkezde muhita. Mesela muhitte merkeze bakmak azami değil. Gene devam ediyor takva. Kül olarak şekil ve suretten tecerrüt etmek. Gene devam ediyor. Dahilden harice merkezden muhita mütedahil bakmak. Başka vahdet ehadiyet canibinden bakmak lazım. Yani bu da takma, takma yani. Çok ilginç. Merkezden muhita baktın mı? Şimdi niyet ve dikkati okuyayım. Hislerimle heves ve heva, his, vehim ile tecrübe ve imtihan ediliyorum demek. Bak, hislerimle heves ve heva, vehim ile tecrübe ve imtihan ediliyorum. Şuurunda canlı durmak, dikkat bir latifedir. O latifeyi aktif etmek. Yani ben hislerimle, hevesimle, hevamla, vehimlerimle İmtihan ediliyor. Buna dikkatli olmak. Hissi tecrübe ve imtihan oluyorum. Keseti müşahededen tecerrüt etmek. Bunu
dikkat latifesini ve niyetini canlı tutmanın şeylerinden okuyorum, maddelerinden. Bir, kesret-i müşahededen tecerrüt etmek. Çok değil, teki gör. Kesret-i hissetmekten tecerrüt et. Menfi hal ve konuşmalardan tecerrüt, menfi konuşmamak. Evvela menfi bir şey söylenecekse müsbet tarafından ele alıp sonunda incitmeden söylemek. Psikolojide tıraş yöntemi diyorlar buna abi. Köpüğü ya bilmiyorum, tıraş yöntemi. Köpüğü sürüyor, sonra kesiyor. Kesecek ya, önce kesmiyor. Ha. Köpüğü sürüyor, yumuşatma kesiyor. Okumuştum yani. Doğru. Yani mesela sonra güzel bir şey söyleyeceksin. Ama başta o, sen var ya, değil başlama yani. İyi, ne iyi varsa içinde onu söyle. Sonra söyleyeceğin ikazını koy. Sonunda da bir iyilik de koy. İki ekmek arasında bir tane biber. Buna sandviç metodu demiştim ben 10-15 sene önce bir psikoloji dersi. Sandviç yöntemi var ya. Yani ekmek arası. Ekmeğin bir tarafı da iyi, bir tarafı da iyi. Araya biberi koydum. Sayfa kaçtı abi? 167 yani. Evvela menfi bir şey söylenecekse müsbet tarafından ele alıp sonunda incitmeden söylemek. Birisinin hatasını hususi söylemek. Yine kırılacaksa yukarıdaki gibi, yine darılacaksa şahsını muhatap almadan umumiyet içinde perdeli cevap vermek. Menfi konuşmalardan tecerrüt etmek. Başlattığın başka bir şey. Teferruatlardan değil, temellerden, esaslardan, asıldan gitmek. Yani menfi konuşmalardan tecrüt etmenin en birinci şeyi, teferruata boğulmadan temelde esasları konuşmak. Hislerin manay ismi cihetinden tecrüt, şöyle ki, saniye mukaddesede mevcut müberra ve mukaddes manaların ve şunat-ı ilahiyenin ve sıfatların cilveleri olan hissiyatı menfi bir surette manay ismi cihetinde yaşatmaktan tecerrüt et. Ne demek abi? Bir daha o zaman. Hislerin manay ismi cihetinden tecerrüt. Yani hislerin, böyle biz takıntı çok yaparız böyle. Kayıyor nefsimiz o kaya. Yani kişiyi faiz zannederiz. Hep öyle deriz yani. Mesela bir şey geldiği zaman tamam, onunla Allah bana söylettiriyor, onunla tokatlıyor. O kadar şeylerden kurtuluruz ki. Yani kader anlayışımız var ya. Allah hani derler ya, toplumun içinde bir söz oluyor. Allah'ın sopası yok ki bulutun arkasında atsın sana. Böyle bizi incitse dahi, incindiğimiz şeylere manayı harfiyle, onun yani bana bunlar ne diyor, nereye sevk ediyor, neyime suçuma cezadır bu. Ama zahirdeki değil, batın cihetiyle kendinde kusur aramak. Mesela sen bana bir şey yaptın, o konuda haksızsın. Ben haklı olmakla beraber demeliyim ki, Erdinç böyle yaptı ama boş ver, Erdinç'e takılma. Yani bununla Allah bana ne diyor? O şuursuz buna alet olmuş. Demeliyim. Yani şöyle ki, sani mukaddesede mevcut müberra ve mukaddes manaların ve şunat ilahiyenin ve sıfatların cilveleri olan hissiyatı, hissiyat bunlardan kaynaklanıyor, menfi bir surette manayı ismi cihetinde yaşamaktan çeliyor. Mesela hayalen canlı tutuyorsun o isim. Fikren canlı tutuyorsun. Ama işte onu ortadan kaldırıyor. Senin hakkında hislerim var. Birincisi, senin güzelliklerini düşünmek. O da yetmiyorsa kader canibinden bakmak. Mesela aile hayatında diyeceğiz ki onu terk et. Terk edemezsin. Ama ikide bir o hareketi var. Yani hoş bir hareket değil.
diyeceksin ki kader canibinden Allah bilir benim hangi kusurlarıma mukabil Allah da bunu karşıma çıkarttı. Onunla canlı tutuyor. Yani hislerini böyle alakasını kesme yöntemi bu. Çünkü his bağdır ya, kişiler arasında bağdır. O seni devamlı rahatsız ediyor. Onu güzel bir şekilde kesmek, yani en güzeli de şudur benim yaptığım. Yani ben veya benim muvaffak olduğum yer yer. Çok hoşuma gidiyor. Onun güzel şeylerini de düşünsem Erdinç, sen bana bir şey yaptın ama ya o hep bu değildir, başka şeyler de var. Yani bir derece geçici olarak tatmin oluyor. Ama temelde olmuyor. Ancak şöyle kurtuluyorum. Bu kader, Allah bununla bana ne diyor? Tamamen merkezden bak. Merkezden muhite bakmak. Allah canibinden, kudreti azameti altında baktığını o kadar rahatlıyorsun ki. Mesela benim başıma geçen hadisede malum, diyorum ki bir sürü şey kusurumuz var da hemen zaten tutuklama çıktığı zaman hemen kusurumu anladım. Şu, bunun alakası yok bu olay. Ben arkadayım. Ben olayın arkasında geçtim. Kimsenin bilmediği kusurum var. Günahım var. Ona geçti. Oradan baktım. Bunu da bu sefer hazmettim. Rahatladım. Yoksa nasıl yani için falan. Hatta belki de o kusuruma kefalettir diye memnun da oldum. Mesela bir misal söyleyeyim. İçeride darlandığım zaman, ki mümkün değil, bir saat bile güneşe çıkartmıyor. 24 saat ışık yanıyor. Bir seccade kadar bir yerim var. Divan ve seccade kadar. Eğer kıble böyleyse seccadeyi koyamazsın. Seccadeyi böyle koyduk. Ya kıble böyledir ya böyledir. Böyle olsa kılamazsın. Böyle kabul edeceksin. Peki nasıl iş yaptı? Bir sürü dersler vardı. Psikoloji şeylerimiz vardı. Teselliye, murat. Yani ben fiilen göstermeye çalışıyorum. Hissen koparmak. Ya şöyleydi, böyleydi, nasıl zalim yaptılar, işte önünü kestiler, ortayı, videomu, önümü, arkasını kestiler, font yaptılar, bilmem ne yaptılar. Bu seni çıldırtır. Dedim ki, beşinci şualda bu hadis var ya, onun, Süfyan'ın cehennemine giren Allah'ın cennetine girer, Süfyan'ın cennetine giren Allah'ın cehennemine girer. Var ya hadisimiz. Onu hatırladıkça onunla tutundum ya. O korkunç dalgalar içerisinde boğulmaktan oraya tutundum. Yani hissi bağı kestim. Yani bu sefer gurur duyuyorsun yani. Onun cehennemine giren Allah'ın cennetine girer. Hadis-i Kutsiyem'de. Bu sefer keyif verdi. Bu sefer diyorsun ki ya Rab ben bunu hak etmemiştim. Bu nimeti bana nasip ettin diyorsun. Ben kendimden örnek verdim. Siz de aileden, her taraftan örnek verdim. Yani Allah ile kendi aranda kullan o malzemeyi. Hissi kopartmak. Bu işte, niye bu ders yapıyorum? Enfusi derken Süleyman, yani uygulanabilir, hayatta örnekleri olsun diye. Yani ne işimize yarayacak bu enfusi ders? Yapa yapa alışıyorsun bunu. Yapa yapa alışıyorsun. Mana ismi abi, mana harfine bakmak dedik ya az önce. Bir rububiyet dairesi, bir ubudiyet dairesine kalmak değil mi? Mana ismi, rububiyet dairesine, mana harfi ubudiyet dairesine bakıyor. Biz mesela orada rububiyete baktığımız zaman onun yükünden eziliyoruz yani değil mi? Tabii tabii, ondan eziliyoruz. Yani hakikaten öyle ya, ben bunu zahide bakarsan ben bunu hak etmemişim, sürme uğradım. Ya nasıl olur, nesil olur, ya olur falan, daha beter oldun, çarem. O zaman işte enfus demek, merkezde mühite kader canibinden bakmayı alıştırıyor enfusi dersler. Her şeyi hazirane hissetmek. Her şey hazirane. Olmuş bitmiş, Kur'an'ın iki şekilde bir gidişatı var doktor. Bir olacakmış, haşirde şöyle yapacağım, böyle yapacağım falan var ya. Bir gidişatı var Kur'an'ın, olmuş bitmiş, cehennemdeki adamın konuşmasını bize söylüyor. Oysa cehennemdeki adamın olabilmesi için kıyamet kopacak, haşir meydanı olacak, cehennemlikler cehenneme gidecek, oradaki adamı bize söyleyecek.
Kur'an'ın öyle bir gidişatı var ki olmuş bitmiş. Cehennemdeki adamın diyecek de demiyor. Sanki diyormuş gibi. Allah nazarında gelecek geçmiş yok ya, an gibidir, hazıran gibidir. Bak her şeyi hazırane hissetmek, ahireti, cenneti, cehennemi, ilmi, hali hazırane hissetmek, görmek, görür gibi olmak, buna alışmak. Alışmak yani buna, bu derslerle duya duya, ya bu nasıl bir şey ya, bu olur mu falan. Ya kardeşim, kaya mı sert, su mu? Su vura 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 oyuyor. Bunları duya 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 duya. Yani geleceği geleceğe bırakma. Geçmişi geçmişe bırakma. Halde yaşayabiliyoruz. Her şeyi zamanla kayıtlı olmamak, her şeyi zamanla kayıtlı olmamak sırrıyla hazirane noktasında cem etmek. Haziran'ı görmek, işitmek, yaşamak, hissetmek, alışmak. Mesela bir misal söyleyeyim. Bir tanesi demiş ki nasıl olacak ya, geleceği hazırda nasıl yaşayacağız? Ha, geçmişi yaşıyoruz. Geçmişi hayal edince yaşıyoruz. Geleceği hazırda nasıl yaşayacaksın? Bak, geleceğin haşir meydanının küçük bir numarası vicdandır. Gelecektir. Haşir meydanı yap. Bak şimdi yaşadığını, geçmiş yaşadığını geleceği haşir meydana taşıyalım. Vicdanına bak, nasıl rahatsız oluyorsun veya bazı şeylerde ne kadar memnun oluyorsun. Vicdani hayat. Vicdaniyatınla bakabilmek geleceği hazırda yaşamak gibidir. Mesela yaptığımız bir amelin ahirete cezası mı var, mükafatı mı var? Ve innel ebrari lefî naîm ve innel fucari lefî cehîm. Yani dünya, ahirette cezası veya mükafatı olan söz ve fiili görmek ister misin? Yani hadi kardeş, şu hizmetine mukabil veya davranışına mukabil ahirette ceza mı var, mükafat mı var? Onun şeyini şöyle anlarız. Vicdanına sor. O zaman ehli tarikat ettiği yere biz vicdanen bir cihette mi? Vicdanen şuurlu yani. Çünkü vicdan demek irade, zihin, his, latife-i rabbani. Yani zihin, fikriyat. Yani hayal kurmaya gerek yok. Doğrusu da bu. Hazıra getirmek. Hazıra getirmek. Vicdanı nefis kandıramaz mı? Vicdanı kandıramaz. Mesela vicdanı kandıramaz. Kesinlikle kandıramaz. Fıtratı zihşuur diyor değil mi? Evet. Çünkü ona damenimle bile yanaşamaz. Nefis aklı kandırır da vicdanı kandıramaz. Çünkü diyor akıl tatil eşgal etse vicdan daima mazep olur, azap içinde olur, susmaz o. Akıl kanar. Hazır lezzet ile mücerret lezzeti beraber meşru olarak hissetmek, tatmak, görmek hazırane bir tarzda. Yani bu da bak, hazır lezzeti ile müeccel lezzeti. Şu anda lezzet var, bir de müeccel var, gelecek. Onu vicdaniyet olarak düşünürsen şu hareket hakikaten yapılan diyor amelin, ahirete cezası olanın amelin, dünyada da cezası var, hemen hissedersin. Ahirete mükafat olan bir amelin dünyada da hemen lezzeti vardır. O zaman bunu şuuruna kattın mı bu amel, mesela diyelim ki hadi kardeş bizim bu kampta hizmet ediyor, çayımızı veriyor, bilmem ne yapıyor. Bu iş yaparken lezzet alıyor, görüyorsunuz çünkü, koşturuyor. Bu lezzeti, bu hareket yaptığın lezzettir. Vicdani bir lezzettir. Yani o lezzet alırken lezzet alacağını da fark ediyor. Vicdani bir lezzet. Şey abi, mesela hayırlı işlerin uzmanları çoktur dedik ya. Şimdi mesela o an diyelim ki zahirde sıkıntı da çekiyor. Onun o sıkıntı çektiği, onun alacağı lezzetin fazlalığına... Ha, bak o şeyi hatırlattı bana. Ubudiyette diyor külfet var diyor şartıcazda. O külfeti nasıl kaldırıyor? Bak ne güzel bir yöntem şey yapıyor. Bak merkezde muhite nasıl baktırıyor Osman? Bak, çok ilginç o misal. Şartıcazda geçiyor. Ubudiyette sabah namazında kalkmak külfettir kardeşim. Soğuk. Uykunu bölmek. Ha, bana ben muhatap ilahiyim. Allah beni muhatap etti. Ve Allah dedi ki kalk.
Boş ver o kalkma meselemizi. Bu ne? Yani ben kimim ki? Allah kim? Bana muhatap oldu, bana emrediyor. Hiç kale almayabilir. Tamam. Ha, iltifat olarak oluyor. Allah seninle ilgilenmesi ettenuzulati ilahiyati ala kulil beşer. İnsanların seviyesini. O zaman diyor ubudiyetten, ibadetten diyor hasıl olan elemi tafif eder. Şekle şurur, lezzet olur. Lezzet evet olur. Risale-i Nur'a cüz'i nazarla bakmaktan tecerrüt ve cüz'i mutala etmekten tecerrüt et. Mesela şunu diyorduk böyle. Murat bu sana çok lazım. Risale-i Nur mana anlatmıyor. O anlatsa mana bu tecerrüt etmek için söylüyor. O mana muayyenleşmiş olur. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri'nin alemindeki manaya hapsolursun. O zaman senin hudutlamış oluyor. Tamam mı? Biz o kadar bilsek de falan diye başka. Bu hakikat değil. O teslimiyettir, muhabbettir. O değil. Ha nedir o? Risale-i Nur manayı anlatmıyor. Mana derinliği değil kendisi. Nedir ya? Risale-i Nur manaya işaret ediyor. Manaya götürüyor. Anlamlandırıyor. Tabela veriyor. Mesnevi Nuriye'de katrenin başına diyor. O diyor rastladığı manalara diyor alametler koydum. İlem, 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 ilem. İlem eyyel aziz, ilem eyyel aziz. Anladın değil mi? Yani o şeyleri diyor tekrar deraktör etmek için, hatırlamak için alametler koydum diyor. Bunlar kendisi değil diyor. Bunlar alametler diyor. Onu hatırlamaya, ona gitmeye. Çünkü ilmi muhit ezeliden gelmiş olan manalar bu kılıfa ve kalıba hapsolmazlar. İşte bu da tecerrüt. Tecerrüt okuyorum ya. Menfi konuşmalardan, menfi anlayışlardan tecerrüt. İşte külle böyle deyince şimdi oturuyor alemimizde külliyattaki şeyler. Demek ki Risale-i Nur'un kendisi manadır demek olmaz. Manalara, bu manalara giydirilen libastır. Bu da sari ifade. Kur'an'ın uslubu ifadesi diyor. Manaya giydirilmiş. Ama diyor bu gömlek gibi cansız bir cilt değildir. Canlı ve ruhlu bir cilttir diyor. Ne cilt? Şimdi karaciğer midir? Gibi. Hani ona giydirilmiş. Bu çeşitli sahalardan örnekler veriyor. Tecerrüt. Bundan da tecerrüt. Külliyatın tabirine hasr-ı fikr etme. Yani şu külliyata uzaktan bakmak bu gözlüktür. Gözlüğü görürsünüz. Unutmayın. Gözlüğü. Ama taktıktan sonra gözlüğü görmezsiniz. Gözlükle görürsünüz. Halil İbrahim dedi. Gözlükle gözün olduğun için söylüyorum. Gözlüğünü görmüyorsun sen. Gözlükle görüyorsun. Risale-i Nur ne diye bakmıyoruz. Risale-i Nur gözüyle Resulullah ne diyor? Allah ne diyor? Al peygamber ne diyor? Ahiret nasıldır? Tamam efendim abi. Yok abi. Ha. Şimdi demek ki böyle bakarsa bak değişiyor. Gözlüğe bakmak nerede? Taktık. Gözlükle bakmak. Risale-i Nur gözlüğe bakmak değildir. Gözlükle bakmaktır. Risale-i Nur gözlüğüyle Allah Resulüne bakmak. Ahirete bakmak. O zaman gözlüğü görmüyoruz. Bazen bende oluyor. Böyle abdest alırken kırdığım gözlükler var mısın? Gözlüğüm olduğunu bilmiyorum ki yüzümü yıkıyorum. Kafamda gözlük var, gözlük arıyorum. Oluyor. Kulum beni nasıl tanırsa onunla öyle muamele ederim. Hadis-i kutsi binaen meal-i cimevisi kendime, kalbime, ruhuma cüz-i nazarla bakmaktan bak kendime 60-70 kiloyum, 80 kiloyum tamam mı? Ve kendine, kalbime, ruhuma cüz-i nazarla bakmaktan kendi mahiyetimi cüz-i zannetmekten tecerrüt yani meyve ağaç sürecinin sonucudur.
Ama meyvede bir çekirdek var ki ağacın başıdır. Kendine böyle bakmak. Bakmaya alışmak. Ben şeceri hilkat ağacının meyvesiyim. İnsan itibariyle meyveyim. İnsan. Ama ben insan değilim ki. İnsanlık bana verilmiş. Öyle diyor ya, iman verildi sana, iman verilmeyle neler verilmiş. İslamiyet verilmeyle sana neler verilmiş, öyle mi? Sana İslamiyet verildi, iman verildi, insaniyet verildi diyor. Kime? Sana verildi. Ha, insaniyet bize verildi, biz insan değiliz. İnsan, kimiz o zaman? İnsan verilecek kadar, insanlık verilecek kadar değerli bir şeyiz. Yoksa beşeri zanlarına sıkışıp kalıyor. Ya bu ne ya diyor. Cesette kalıyor sen. Cesedi hazlardan olmayınca dünyaya gelişine niye pişmanlık gösteriyorsun diyor Besteli'de. Batsın bu dünya diyor. Beşeri hayatın şeyidir. Dünyaya gelişinde pişman oluyor diyor Behçet. Zanlardan hapsoluyoruz. Bedenli hazlar baskılıyor bizi. Anlayışlar baskılıyor. Bu sefer beşeriyeti yaşayınca şerlerle dolu demektir beşeriyet. Taassuplar çıkıyor. Tenkitler çıkıyor. Tamam, başkasının hak hayatı vermiyoruz. Adeta şunu demek istiyoruz. Ulan nereden tanıdı bu nurları ya? Keşke bilmese ya. Diye rahatsız oluyoruz onun Risale-i Nur tanımasına. Oysa kendimizi çıldırıyoruz bir adama tanıtsak. O kızdığın adama sen nurları tanıtsaydın acaba böyle kızacak mıydı? Ya. Dahilden harice bakarken güzel olan sıfat ve esma cihetinde bakmalıyım ki her şeyde güzel ciheti görebileyim. Mesela adam gayrimeşru bir şeyler yapıyor. Şunu. Demek ki esmanında böyle ihtizalar da varmış. Diye demek. Veya mesela dahilden merkeze gene bakayım. Veya hariçten merkeze. Bir hata yaptık. Murat veya ben desem ki ya ben bunu nasıl yaptım ya? Bak şimdi. Yazıklar olsun lan bana. Ben bunu nasıl dedim ya? Nasıl yaptım? Bu şeytana götürür seni. Ne demek ya? Diye diye yeis inkışaf eder. Ümitsizlik inkışaf ede eve çökersin. Ya bu kadar okuyorum. Bu kadar dersi dinliyorum. Olmam gereken yerde niye değilim? Yiyorken. Ya ben bunu nasıl dedim ya? Böyle bir adamım. Ben bunu nasıl yaptım böyle bir adamım? Seni yeise atar. O zaman dahiden harice bakayım. İnsanda üç şahsiyet var. Beşeriyet var. Yani şerlerle dolu. Beşer. Şer. Şenin besi. Veya böyle. B harfinin içi. Şerler dolu. Bir sürü şeyler. Birincisi beşeriyet. İkincisi Allah'a karşı bu ubudiyetim var. Tamam. Yani günahla Allah'tan kopukluğu iktiza etmiyor. 13. sözden söylüyor. Kalbin ve ruhun geçici olarak mağlubiyetinden geliyor. Geçici olarak. Üçüncü cilt vazife darlığımız var. Diyeceksin ki beşeriyetimle olmuştur. Yani böyle dahide merkeze bakınca üç tane şahsiyetin çıktı. Aha, bir de hariçten baktığın zaman ya demek ki ben alçağın teki değilim o kadar. Ya, ama hariçten baktığın zaman hariçten dahile ya bu kadar senelerce okuyorum. Ya bunu nasıl dedim ya? Deme. O zaman boğar seni. Yani dayatmalarında çıkamazsın. Bu şeytanı bakıştır. Rahmet ilahiyi kapatan, ümidi ortadan kaldıran, yeisin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden, erva habisenin izacatından, bu üçünün birliğinden, bu vahşetin dehşetinden. Nasıl çıkacaksın? Ya. Kesretle meşgul olmaktan tecerrüt. Şimdi onu okuyorum. Yalnız vahdet, ehadiyetle meşgul olmak, nuraniyetle mabudu nuraniyetle nabudu ceminde zikir fikir şükür ve yaşamak. Nuraniyetle nabudu
Yani biz tek olma, ene yok, nahnu yok, ene yok, nahnu. Yani beraber biz, iyâke na'budu. Yani buna alışmak, yani adım atarken ferdiyetten, cüz'i davranışlardan sıyrılmak. Yani umum adına, yani beşeriyetimiz değil tabii, aile hayatım. Yani öyle davranmak. Bir cihette münferit zikirden de tecerrüt. Mesela ona ait bir sohbeti okumuştuk, sohbet. Sohbet kendini takdim etmek, kendini ikram etmek. Mesela benim bilmediğimi sizden duymam, sizin bilmediğinizi benden duymak, birbirimizi ortadan kaldırmaya değil, sahiplenmeye götürmeli. Biz olmak. Çünkü niçin? Ya bilmediklerimi bundan duyuyorum ya. Yani bunları duymam için diyeceksin, ulan 10-15-20 sene çalışmaktansa bir saat zamanımı ölüyorum, onun 30 senesini almış oluyorum. Bu ve bundan memnun olmak. Dolayısıyla nabudu ile birbirimize bakmak, bakamadın mı ene ben merkezde oluyor, bu sefer onun vücudunu kabul etmiyorsun. Bir cihette kesreti zikirden de tecerrüt. Mesela Üstad Hazretleri kaç tanedir ayet-i kübrada, kaç mertebeyi bir şey var imaniye? 33. Mesela Subhanallah, Subhanallah, zahirde tekrardır. Şöyle bak diyor, onu yapmış Üstad zaten. Hizbul Hakayki Nuriye'de yapmış. Mesela birinci Subhanallah derken misal, ağaçlara bakar. Ağaçların mükemmelliyeti, değil mi? Mucizeliği, antikası, orijinalsı, orijinallığı. Yani bunu ancak Subhan ve kusursuz bir zatın işi olabilir. Ağaçlar alemindeki tefekkürden hasıl olan hayret ve muhabbetten karşılık olarak bende çıkan Subhanallah lafzı alt zemini ağaçlardır. İkincisi dağlar, aynı dediğim gibi. Üçüncüsü hayvanlar, gökler. Tekrar aynı ama alt zemini aynı değil. Yani arabadaki gel, ifadettiği mana farklı. Mana farklı. Mesela yemek yemek. Bir tanesi yahariçteki vücudu yemek, bir tanesi içeri sokulan şey. Ortada kalkmış. Yemek yemek. Yemek yemek. Yemek yemek. İkisi de yemek. Gibi. Veya gel 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 gel. Yani tekrar gibi gözüküyor Subhanallah elhamdülillah. Gel gel Beçet. Gel gel. Gel. Ya güvensene be kardeşim, gel diyorum ya. Gel deyince kafamı attım, ha, in aşağı ve ben mana araşayım. Ama zahirde bunları söylemiyoruz ama aynı kelamla söylüyoruz. Tecrübe. Haşin sert öfkeli olmaktan kuvve-i maneviyi kardeşler arasında akılsızca zayıfletmekle mukabil dinsizlik kuvvetine yardım etmek eblehliğinden tecerrüt. Mesela kısacası tenkit ediyoruz, tamam da kimin işine yarıyoruz? Bizden değil. Ben ondan değilim. O varsa ben gelmem. Yani çocukken var ya böyle İrfan. Oynamıyorsun, al misketlerini, hadi git. Ya tenkit ettiğimiz zatı öteki safa doğru atarsak, safa veya aktif ve hareketliyken, canlıyken hizmette onu ataleti duçar etmek kimin işine yarar? Şeytanın ve avanesinin işine yarar. Bunlardan tecerrüt. Kalbimde ve hayatımda mevcut akıl, kalp, sır, ruhumu cüz'i kayıtlı zandan tecerrüt. Yani cüz'i fikrini cüz'iyata hapsetmemek. Cüz'iyata bakarken külli bakmak. Allah nazarıyla. Allah yapmış bu yaprağı. Tamam. Mesela bir misal söyleyeyim. Musa aleyhisselam Allah'a demiş ki, ya Rabbi demiş, senin kullanın bana hakaret ve küfrediyor. Yani şu var Özgür, doktorum. Yani geçmiş kavimler gibi yapmasını istiyordu Allah'ın. Tamam Musa, tamam Musa, çık o kavimden. Tepe takla nasıl geçireceğim? Bekliyordu Musa. Çünkü gidişat o, şikayet ediyordu Allah'a kulları. Allah ne diyor? Diyor ki ya Musa, bana da küfür ediyorlar onlar diyor. Ne desin şimdi Musa Aleyhisselam?
Yani merkezde muhite bakıyor. Allah da şunu demek istiyor. Tabi benim anladığım. Yani esmalarının iktizası var. İşaret-i'caz'dan söylüyorum. Yani kan dökecek, fitne çıkartacaklarını mı yaratacaksın? Burada diyor ki esmaların iktizasıyla insanoğlundan ben takip ettiğim bir mana var. O takip ettiğim o mana ortadan kalkmıyor. Şerlerine nazar almıyor. Mühlet veriyorum, ihmal etmiyor. Yani Allah'ın insanoğlundan yaratılışından bir gaye takip ediyor. Bizim gibi değil. Kızdık, kalktan çünkü öyle değil. Çünkü Cenab-ı Hak kafir de yoksa mühlet veriyor, iman etmiyor, onun içsel donanımlarını aktif ediyor. En azından onu müminlere ettiği iman ve diğer nimetlerini, ahlaki nimetlerini göstermek için vaydi kıyası olarak kullanılıyor gibi. Bunlardan tecelli. Ama biz ne diyoruz? Allah belanı versin. Sanki Allah ona bela verip vermeyeceğini unutmuş da, bilmiyor da. Ey Allah'ım! Ha buna bela vermen lazımdı. Ha unuttum. Hey Allah belanı versin. Niye vermemiş? Ya Rab Allah belayı ver. Ha. Onun için beddua çok kötüdür. Beddua bize yakışmıyor. Tamam mı? Mesela tenkit de öyle ha. Aferin lan. Helal olsun. Böyle bir şey duydun Murat. Helal olsun lan. Ne güzel tenkit ediyor ya. Ulan bravo ya. Şu adama bak ya, tenkidine bravo demiyor. Ona helal olsun ya, nasıl takdir ediyor ya. Bunu duyuyoruz. Bravo ya, emsalini takdir ediyor. Çok acayip bir şey ya. Camiyetimi yalnız zandan tecerrüt. Camiyetimi yanlış zandan tecerrüt, nurani oluşumu nakıs görmek, hissetmekten tecerrüt. Yani kendini öyle basit görme. Et kemikten zannetme. Bunlardan da tecerrüt. Hep tecerrütten okuyoruz. Kesret-i eşya ve mahlukat nuraniyetin adeta tecessüttür. Yani çok ilginç izah edeceğim bunu. Mülkü ve melekütü eşyayı kesife, şeffafe, ruhumun temessü ve inikas eden aynelerdir. Allah nedir? Bilmiyoruz. Alemi gayb nedir? Bilmiyoruz. 15. şuada diyor ki peygamberimiz için aleyhissalatü vesselam, alemi gaybı alemi şehadete taşıdı diyor. Yani şu eşya var ya, eşya Allah'a tecessüt ediyor. Tecessüs ediyor. O mananın da tecessüt etmiş hali. Allah'a tecessüs ediyor, casus diyor. Allah nasıl bir şey bilmiyoruz. E bak ağaca, ya Allah mulevilmiş, bak renklendirmiş. Musavirmiş, sanatlı yapmış, haymış vesaire. Yani bu eşyanın kendi zatına, kendisi için bakmaktan tecerrüt. Belki o eşya mahlukattan bir maksud, ruhumun temessülatı olabilir. Hislerimin olup vahidiyet, ehadiyet misali gösteriyor. Yani bu mevcudat, kızdığı mevcudat benim dışa açılımım. Gördüğümüz bir tanem olumsuz işte eşimin veya iç geçmiş bilmem ne yapmış, benim de nefsaniye tarafımın tecessüt etmiş hali. Mesela içki içsem ben ne olurdum? Nasıl olmak istiyordun? Yani merak mı ediyorsun içki içseydin ne olurdu? İçki içenlere bak, o sensin. Çünkü o senin etza ve efradın. Yani bu mevcudat, kainat, benim nevim, değil mi? Lemalarda söyledi değil mi? Hayat vasıtasıyla merkezde muhite bakarsan kainat nevin hükmüne geçer. Varlıklar ise etsa ve efradın olarak geçer. Nurani kül aynedarlık. Buna da başlık. Nurani ve kül aynedarlık. Neymiş bakalım? Mahiyet-i hayatım herhalde bu son olsun. Buraya kadar okudum mu? Tamam, şu ikisi. Mahiyet-i hayatım ismi azamdan olan hayyu kayyumun vahidiyet ve cemal noktasında, bak, vahidiyet olursa cemal olur. Vahidiyet ve cemal noktasından nihayetsiz nuraniyetle cilve-i kübrası olarak hadsiz enfusi hayatım olan ruhumda tafsilatlı tefekkür inikas eden şeylerde icmali tefekkür etmek. İcmali. Yani zahirde. Yani kül ayine-i züşür olarak kendimde tafsilatlı teleşşu ve temessüllerimden
icmalı düşünmek. Yani mesela böyle bedensel hazlar var ya, onlardan öyle hemen pat diye icmalı geç, icmalı düşün. Ama kendi mahiyetinde hakikatına külli ve tafsilli düşünmek. Ruhumun 70 bin perdeli temessül ve inikaslarını cem-i eşya teşkil ediyor. Afaki nefsimin mülk cihetidir. Afak var ya, nefsimin donmuş halidir. Enfusi nefsimin melekut cihetidir diye düşünmek. Ona alışmak. Bunları bir daha söylüyorum. Ders yapmanın şeyi böyle yazmak vesaire, böyle konuşmak. Sohbet ediyoruz şimdi. Ders değil de sohbet ediyoruz. Buna alışmak. Yani mevcudat benim mülkümdür. Mevcudatın ifade etmiş olduğu mana, hakikat, mazhar-ı esma benim hakikatımdır. Mülk ve melekut gibi. Mesela birinci dersteki gibi ceset, cisim. Ceset, mülk, cisim, melekut. Yani eşyanın üzeri, eşya madde. Onun üzerinde cilve, cemal, nakış, sanat, esmanın anlamları, manaları, cisim. Kalbimde, hayatımda bulunan duygular, latifeler, hisler adedince manay isminden tecerrüdün iktisası ile hiçlikler, ademlerle mucidi hakiki tanımalıyım. O hiçlikler, hiçliğe atmak atacağız yani. Hiçliğe atarak ancak ona şey yapabiliyorsun. Yani bunun aslı Adem'den vücuda çıkmış ya. Bu mevcudat Adem'den vücuda çıkmış. Bak, kalbimde hayatımda bulunan duygular, latifeler, hisler adedince manay isminden tecerrüt. Bu tecerrütün iktizasıyla hiçlikler, ademlerle mucid hakiki tanımalıyım. Yani bunlar hiç, hiçliğini görmek. Bu mevcudatın ilerisi hiç. Hiçbir anlamı ifade etmiyor. Hani diyor ya, Gazali diyor, dünyadakilerin kavga ettikleri mevzulardan kabirdekiler hesaba çekiliyor. Şu anda. Dünyada üzerine kavga ettiğimiz şeyler var ya, onlar hakkında biz kavga ederken hesap veren, toprağın altındakiler hesap veriyorlar şu anda. Bak ne yaptın? Cüz-i nazarını cüziyetten çıkarıp ahirette dünyaya baktın. Bir tane de hemen hatırıma getiren, Allah hamdolsun, ona ait bir misal vereyim. Çok da hoş bir misal. Allah Resulü sabırdan bahsediyor. Aftan bahsediyor. Birbirinizi affedin diyor. Bak, cüz-i nazarını nasıl külli yapıyor? Ona çok harika bir misal. Doktor. Mesela affedin diyor. Sahabe bir tanesi dedi ki, nasıl affedeceğiz ya Resulallah? Hemen konuşurken, ey ashabım diyor, vefat etti. Kabire girdiniz. Kabrin dehşetinden, haşir meydanının vahşetinden. Orada haşir meydanında diyor, mizan kurulmuş. Önünüze cennet, cehennem var. Orada ne kadar afa ihtiyacınız olur? Ne kadar af edilmek isterdiniz? Ne kadar ben af olsam isterdiniz? Herkes kendi aleminde dursun. Tamam mı? Ne kadar af isterdik, affedilmeyi. O aletleme tutuyor, getiriyor. Ne kadar, o kadar affet. Yani affa ihtiyacın olduğu kadar affet. Affettiğin kadar affedileceksin. Affettiğin kadar affedileceksin. Şu anda hat koydu mu? Yok. Onu sen koy. Şimdi yok canım, bir tane babacıyı çıkarım, benim ne affa ihtiyacım olacak ya. Diye böyle bir tane gerzek olur. Olmaz. O zaman ne yaptı Resulullah? Onun cüz'i sorusunu külli yaptı. Ahiretle cevap verdi. Yani külli baktırdı. Yani nedir o? Affetme. Eşine, dostuna, kardeşine, dava arkadaşına davranışların cüz'i şeyleri, ilişkileri. Cüz'idir de. Yani Allah meselesi değil ki kavgamızın meselesi. Sen Allah'a inanıyorsun ama inanmıyorum. Sen Risale-i Nur'u doğrudur da ben yanlıştır deyip de kavgamız yok ki. Kavgamız beşeriyettir. Ha, o zaman ne yapıyor? Ona başka bir noktadan baktırıp onu ortadan kaldırıyor. Veya ona değer veriyor.
Ne güzel misaldi ya Resulhan. Afa ihtiyacınız olduğu kadar affedin. Ne yaptı? Beşeri ilişkilerimize ahirette baktı. Yalnız onun huzurunda olduğunu hususiyle bilmek, hissetmek, görür gibi olmak. Bu da, buna da alışmalıyız böyle. Alışkanlık yani. Onun nazarındayım. Kesreti muhataptan tecerrüt, kesreti dosttan tecerrüt. Mesela ben humanist zihniyet var ya, ben bir insan olduğu için herkesi severim. Hayır kardeşim. Allah'ın sevdiğini severim, sevmediğini sevmem. Allah'ın sevmeyeni ben sevmem. Allah'ın dostuna dost, düşmanına. Ya bundan tecerrüt diyor. Enenin dürbüniyle kainata bakmak, yani dürbünden maksat, hayat, şuur, kalp ve ruhun dürbün olarak kainata bakmaktır. Külli, kül, nefsin, bak, külli ve kül nefsin, külli ve kül dürbüniyle kainata ve kainatta tecelli eden sıfat ve esmaya bakmak. Biliyorsunuz külle cüz somutlarda kullanılır. Külli ve cüz ile soyut olanlarda kullanılır. Ondan sonra bir kapatın, açık mı kalmış telefon? İçeri Ali kardeş, içeri gir. Şimdi şu karaciğerim cüzdür. Böbreğim cüzdür. Midem cüzdür. Dalağım cüzdür. Hepsi bir parçadır. Ha, hepsinin toplamı küldür. Her bir hücrede de ben varım, bütünü tamamen, mesela karaciğerde bütün organ yok. Karaciğer ayrı, böbrek ayrı. O zaman cüzlerdir, parçalardır. Ama bir hücredeki DNA'da bütünsel hepsi var. O zaman o bütünsel orada olması yazılım olması cüz'idir. Onun, o DNA'da var olan küllide de aynı olunca da küllidir. Dış dünya cüz ve kül kullanılır. İçsel alemde, tefekkürde külli ve cüz'i kullanılır. 40 senelik ömrümde, 30 senelik tahsilimde. Soyut ve somut kavramlarla düşünmeye alışmak. Bir de okuyayım. Kül, bak külli ve kül nefsin külli ve külli dürbiniyle kainata ve kainatta tecelli eden esma ve esma ve sıfata bakmak. Kainatta celali tecelli azama mahiyetimdeki ismi kayyum vahid ve cemal noktasında bakmak. Celali tecelliye cemali tecelliyle bakmak. Bu da kainata kül aynı darlığıyla bakmak. Bak celali tecelliye var ya, mesela heyelan, deprem, kavimlerin helak oluşu. Bu celaldır. Çiçeğin yaratılması, baharın tecelli yaratılması cemaldır. Ha, celali tecelliyeye cemali tecelliyle bakmak, cemali tecelliye celali nasıl bakacaksın? Bu ikramlar cemalidir. Haşir'de onun hesabı var ya, o da celali. Yani birbirine içinde bakmak, bunu bakan hani celal ve cemalin çarpışmasıyla kemal çıkıyor. Celal içerisinde cemal, cemal içerisinde celal görmek kemaldir. Diyor. Kemaldir diyor. Harikasın. Nasıl ki basar ile eşya görünüyor, ene denilen külli basiret dürbiniyle mevcudat derecesi nispetinde görünüyor. Yani nasıl ki bu mevcudat gözün sallandığıyla uzak yakın renkleri, renk körlüklerine göre güzel ve şey görüyorsun. Bir de ene denilen bir külli bakış var, külli merkezde. Ona bakarsan kainatan çizmiştir buraya Şecer-i Hilkat. Bir çırpıda görüyorsun. İnsan, büyük insan. Hatta Şecer-i Hilkat o kainata diyor. Şecer-i Hilkat'ın kainatına Osman İsrafil misal ceset acubeyi mahlukat iken diyor. Şeyde şualarda ikinci şuada. 13. sayfada değil mi? Bak kainata diyor, Şecer-i Hilkat'a demiyor. Kainata İsrafil misal bir cesedim acubeyi mahlukat iken. İsrafil aleyhisselamın vücudu var ya,
şeyi tutmuş, İsrafil Aleyhisselam öyle zannediyor, suru tutmuş. Bir kıyamet kopacağı zaman bir de dirileceği zaman ne yapacak bu arada? Ha, oysa neymiş? Kainatın vücudu haricisi İsrafil. Yani acıbi mahluka. Kayyumiyet o sağlıyor. Kayyumiyet o sağlıyor. Acıbi mahlukat iken. Ama şeceri hırkat değil ha. Şu. Şu hemen yapayım ben. Mahiyeti zatiye. Zatiye. Şunat-ı zatiye. Sıfat. Esma. Tamam mı? Burada bitiyor. Nur-u Muhammed'i. Arş-ı Azam. Lef-i Mahfuz. Arş. Kainatı göstereceğim. Çünkü kainatla şeceri hırka çok karıştırılıyor. Külliyat okuyanlar için söylüyorum. Burası Kürs. Ondan sonra devam ediyor. Bu alemi şehadet. Şehadet. Yani burada bir sürü alemler var da. Şimdi ben şeceri hilkatı göstereceğim. Şey kainat. Kainat nereden aşağıydı Osman'ın? Arştan. Bak kainat budur arkadaşlar. Kainat. Niye İsrafil'i arştan aşağıdığınız şeceri hilkat olsa ne olur? He? Yani İsrafil'i arştan aşağısına niye sadece uğraşıyorsunuz? Vücudu haricisi o. Yani çünkü hayatı temsil ediyor şey, hani İsrafil. Kıyamette Arş-ı Azam'da falan hepsi bütün yaratılmış gitmeyecek. Ama burada da şey var. Burada Mikail var ama. Değil miydi? Yani kıyamet peki o soruyu değiştirelim. Kıyamet arşın aşağısından mı kopacağız yakında? Arşın aşağısından şurada cenneti koymayacaksın. Zıtların şeyi. Ha, oradan demiştik. Tabii zıt. Mesela kürsten kopacak mı? Kopacak. Kıyamet demek zıtların ayrışması ya 29'u. Peki kürste nefsi tenfis takıldı. Nefsi emmari yok mu? Hı hı. Levame var, mulime var, mutme. Bunlar var. Ayrışacak. O zaman cennet cehennemin altı diyelim. Desen evet. Daha doğru. Zıtların cemi. Burada cenneti koymadım zaten. Tamam. Hani bu arada cennet var da koymadık. Hani acubi mahlukat iken şunu demek istiyordum. İsrafil İnin böyle bir acıbe-i mahlukat. Niçin İsrafil? İsrafil hayatın temsilcisi. Mikail şuurun temsilcisi. Azrail ruhun temsilcisi. Cebrail aklın temsilcisi. O zaman bizde hayat varsa İsrafil'in vücud haricisi. İsrafil benim. İsrafil benim hayat itibariyle. Mikail benim şuurum itibariyle. Azrail benim ruhum itibariyle, Cebrail benim aklım itibariyle, o makamda isen o tefekkürünü dahilden muhite yapıyorsan diyebilme hakkın mı oluyor? Nihayetsiz, şunu bitireyim, şu sayfayı bitiriyorum. Nihayetsiz vahdet-i ilahiyeyi, ehadiyet-i subaniyeyi, nihayetsiz ad, fark, hiçlik içerisindeki ubudiyetle hem ilmi hem hali ve hissi müşahede etmek. Gösterme açısı hadsiz olan ene dürbünüyle görmek. Dahilden harice merkezden muhita bakmak demek. Ne demek? Vahidiyet ve cemal noktasında tecelli-i kübradan vahidiyet ve celal noktasındaki kainattaki tecelli-i kübraya bakmak demektir. Bir daha okuyayım. Bir daha tek tek. Dahilden harice, merkezden muhite bakmak demek, vahidiyet ve cemal noktasındaki tecelli-i kübradan vahidiyet, bak birincisi de vahidiyetti. Vahidiyet cemal noktasındandı. Noktasından tecelli-i kübradan vahidiyet ve celal noktasındaki celal. Kainattaki tecelli kübreye bakmak demektir. Yani cemaldan celale. Vahidiyet, celal,
Ehadiyet Kemal olması lazım. Ehadiyet, ehadiyet koymadık. Koymadın mı? Yok. Yani gene ikisindeyiz. Ehadiyete gelmedik. Hmm. Bak. Vahdiyet, vahidiyetin cemalinden vahidiyetin celaline bak. Hah. Merkez bu şey. Diyor ama nasıl? Nasıl? Tabii. Şimdi eğer ehadiyetle vahidiyete bakarsan buradan bakış. Bu temele geçmiş. Diyor ki bir daha bakayım. Daireden harice merkezde muhite bakmak vahidiyet ve cemal noktasına tecelli kübradan vahidiyet aslında ehadiyet olacaktır. Ehadiyet. Evet. Yani vahidiyette celal. Evet. Şu olacak. Orada bir cemal. Yanlışlık var gibi geliyor bana da. Bak. Vahidiyet yani celal ehadiyetten cema. Şimdi dairede mühite bakmak demek ehadiyet cemal noktasından vahidiyet celal noktasına doğru bakmak. Öyle olması lazım. Evet. Bak nasıl bir eski yani Risale-i Hakimiyetimiz hemen şeyi buluyor. Burada bir şey var diyor. Değil mi? Bu dikkat latifesi. Ehadiyetin inkişafı. Vahidiyet ve cemal noktasındaki tecelli azamda esmanın azami tecelliyatını göstermektir. Bir daha. Vahidiyetin inkişafı. Şey vahidiyet diyorum tabii. Ehadiyet. Ehadiyetin bende yani merkezde muhite bakmak demek ehadiyet bende inkişaf edecek. Ehadiyetin inkişafı vahidiyet ve cemal noktasındaki tecelli azamda esmanın azami tecelliyatını göstermektir. Külli kül aynadarlıktır, görmektir, hissetmektir, ilmi hali kazanmaktır. İlmi halet-i rüyayı kazanmaktır. Yani ehadiyette inkişafı nispetinde işte biraz önceki şey söyledim. Aynı zamanda kül ve cüz oluyor. Ehadiyet kemalde cüz'i ve külli'yi bakacağız. Ha 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 tamam evet. Bunu da ekleyebiliriz şöyle. Bu da vahidiyet demiş. Bu da değişecek. Bu da değişecek. Buraya kül ve cüz olacak. Kül. Kül, cüz. Kül, cüz. Külli. Cüz. İ. Üstteki kesret, alttaki keyfiyet. Evet. Şuraya da bakalım. Kalbin batınına yabancı şeyler girmemek için manayı harfi süzgecinden gelen her şeyi eleyerek geçirmeli. Tecerrüt süzgecinden manayı ismi olanları süzmeli. Son şeyim. Bakayım devam yok. Şuraya bitiriyorum. Kalbin lisanı külli kül ubudiyet dairesinde onun daima huzurunda olmak kalbin lisanı bu. Tevhidce lisanı olan kalbe yabancı lisanlar sokulmayacak. Zihin dima bekçisi tecerrütle beraber kalbin lisanı hakikatına çevirecek. Yani kalbin lisanına, dışarıdaki lisanları kalbin lisanına çevirecek. Çevirecek. O süzgeç de yapıyor. Kalbin daire hayatında tevhid, hakikat, vahidiyet, ehadiyet gibi lugatlar hükmedecek. Gelen şeylere o şeyin esası olan Esma-ül Hüsna lugatına çevrilip derhal külli manaya aktarılacak. Kalbin batınına külli ve kül olmayan manalar, burhanlar sokulmayacak. Son cümle. Kalbin batınına külli ve kül olmayan manalar, burhanlar sokulmayacak. Cüzette kalmayacak. Cüzette kalmayacak. Evet. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha. Saletçin oldu.